Arkadaşlar şimdi hep birlikte ileri kamp testi 3'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bu birinci sorunuz biraz e, Uğur hocanızın fantastik bir sorusu olmuş. E, ama soruda e, bazı yani sorun cevabında da bir hata var. Onun dışında yani soru bu haliyle bana sorarsanız ileri kampın çok ötesinde e, kalıyor. Yani zirve e, bile belki yani yumuşak kalabilir bu soru için. Çünkü e, şimdi göreceğiz bazı detaylar var soruyla ilgili. Şimdi öncelikle ilk bilmemiz gereken şeylerden birisi şu. E, küresel bir e, kaynağa ışık tuttuğumuz zaman tam orta noktasından diyelim ki oluşacak e, gölgenin daire olduğunu biliyoruz. Silindir için e, konuşacak olursak şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Silindirin şöyle bir kesitinin olduğunu düşünelim. Silindirin kesiti dikdörtgen e, bir e, şöyle yapalım tam böyle doğru olsun. E, renkleri de doğru yapalım. Şöyle bir dikdörtgen bir kesiti olacak. Tabii ki şu üst noktaları vesaire hani gölgenin yamulmasına falan sebep olabilir ama onları ihmal ettiğimizi varsayacak olursak hani silindire karşıdan baktığınızda tam karşıdan gördüğünüz görüntü dikdörtgen bir görüntü olacağı için onun gölgesi de dikdörtgen şeklinde olacak e, diyebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu dikdörtgenden kaynaklı şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela ilk etapta ilk aklıma gelecek şey şu olabilir. Burada böyle büyük bir dikdörtgen e, gölge alanı oluşabilir değil mi? Bu büyük dikdörtgen alanının içerisinde bir de şurada şöyle küresel bir, dairesel bir alan oluşabilir. Dolayısıyla bir mümkün şu tam orta noktada olan bölge karanlık bölge olacak. Buraya herhangi bir şey düşmeyecek. Buradaki de bu kısımda yarı gölge olacak. Böyle düşünebilirim. Şimdi 2'yi bir atlayayım. Önce 3'e geleyim. Şurayı bir temizleyeyim. 2'de ister istemez biraz fırtınalar kopuyor. Orası bir dursun. 3'e geldiğimde şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Şimdi bana bu cisimlerin ebatları hakkında e, herhangi bir fikir vermemiş. Şöyle biraz kenara doğru gideyim. Şöyle bir şey olduğunu düşünelim. E, mesela e, önce şuradan çizeyim. Önce şuradan çizeyim. Şöyle diyelim. Bunun e, gölgesi nasıl olacak? Az önce çizdiğimiz gibi şöyle bir şekilde e, uzanıp gidiyor olacak. Yaklaşık olarak böyle çizerim. Bu e, silindirin gölgesi. Şimdi buradaki e, şey e, dik. Küre bunun içinde kalıyor tabii ki. Ama bu küreyi ben buraya çok yaklaştırabilirim. Mesela bu küre şöyle olsaydı olabilir sorusu ya bu. Bunun gölgesi nasıl bir hal alacaktı? Bunun gölgesi şöyle oldukça geniş bir hal alacaktı. Dolayısıyla şöyle bir şeyden bahsedebilirdim ben. Ee, perdede şöyle devam ettirelim. Perdede yaklaşık olarak nerede olsun mesela perdede şöyle bir noktada e, olursa eğer. Ve iyi bir çizim yapamadım. Perdeyi eğeyim şöyle idare etmek için. Biraz perde geride olabilir. Şimdi bakıyorum şu mavi ile çizdiğim alan şöyle büyük bir daire olacak. Siyahla çizdiğim alan içerisinde de şöyle bir tane şey kalacak. Dikdörtgen kalacak. Bu çünkü silindirden kaynaklı olan gölge. Dolayısıyla bu tarif ettiğim şey tam olarak üçtekine denk düşüyor. Yani bu da mümkün. Tabi bunlar için biraz yani hayal gücünüzün sınırlarını zorlamanız gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Gelelim ikinciye. İkinci de şöyle bir şey mümkün. Diyelim ki şuradaki silindir hiç burada yok. Silindir burada olmasaydı şöyle bir şey çizecektim ben. Bir de şu şekilde çizecektim yaklaşık olarak. Dolayısıyla bunun gölgesi de 2'deki gibi olacaktı. Benim silindirim eğer şurada hani şöyle oldukça küçük bir silindirse eğer hani şu ışının şuradan gelen sınır ışınlarını etkilemeyecek şekilde tabii ki bunun hani şuradaki silindir pardon şuradaki küre üzerine bir gölgesi düşecek bu silindirin ama hani dikdörtgen şeklinde şöyle bir yüzey gibi düşünelim. Ama bu arkadaki gölgeyi etkilemeyecek. Dolayısıyla iki de mümkün olacaktı. İkinci gölgeyi de hani şöyle çizebilirim. Dolayısıyla bu da mümkün olacaktı. Biz galiba cevabı e, D diye vermişiz ama doğru cevap aslında burada E şık olacak. Onu işaretleyelim. Hepsi doğru olabilir. Şimdi arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. İkinci soruda benden bazı işlemler yapmamı istiyor. Duvarda oluşan tam gölgenin alanını soruyor bana. Duvarda oluşan tam gölgenin nasıl oluştuğuna şöyle bir bakayım. Şunun tepe noktasından şöyle gönderdiğim ışınla, şunun alt noktasından şu şekilde gönderdiğim ışının oluşturduğu bölge olacak. Dolayısıyla benim şuradaki yarı çap değerine ihtiyacım var. Buradaki e, yarı çap ne kadarsa zaten şurada e, ne olacak? Şöyle dairesel bir gölge alanı oluşacağı için onun yarı çapını bulmam benim için yeterli. Peki. Yani şöyle bir şey yapayım ben. Böyle geometri problemi gibi çözeceğiz bunu. Onun için biraz şöyle yaklaşayım. Ee, şöyle çözelim. Şuradan bir tane doğru çizsem. Ee, asal, eksi, yani asal eksen, yani Ortadan çizilen şu doğruya paralel bir şekilde. Burası 2R ise şu 4R'yi siliyorum. Şurası 2R, şurası 2R kadar olacak. Hemen şu üçgene bakıyorum. Şurada bir üçgenim var. Üçgeni çizeyim önce karışıklık olmasın. Şu şöyle bir üçgenim var. Şurada da şöyle bir e, paralel çekilmiş. Şu iki çizdiğim son iki çizdiğim mavi çizgi birbirine paralel. Burası 2x iken burası r ise şurası toplamı 3x iken şurası 3r olmalı. Şu altta kalan kısım da şurası dikdörtgen bir bölge olduğu için şurada kalan kısım Burası 2r olmalı. Dolayısıyla benim burada elde ettiğim yarıçap toplamda ne kadar olmuş oldu? 5r kadar olmuş oldu. Yarı çap 5 r ise oradaki gölgenin alanı ne olacak pi çarpı yarı çapın karesinden 25 pi pardon 20 25 pi R kare kadar olacak bakalım dolayısıyla şöyle soruya tekrar yaklaşalım cevabımız A şıkkı olacak şimdi gelelim ev arkadaşı olan Doğa ve Fatih evlerinin e, girişine boy aynası taktırmak istiyorlar e, Doğa'nın boyu 180 gözünün yerden yüksekliği Fatih'in vesaire aynanın boyu en az kaç santimetre olmalıdır e, demiş. Tabii ki e, Fatih Fatih'te doğada aynada vücutlarının tamamını ayak baştan ayağa görmek isteyecekler. Şimdi aynanın alt noktasının nerede olduğu olması gerektiğine e, karar vermek için önce bir hatırlayalım boy aynası ile ilgili işlemlerimizi nasıl yapıyorduk. Şöyle bir e, kişi olsun diyelim ki şurası ayakları, şurası gözünün hizası. Şurada karşıda bir şey var. E, ayna var. Gözünden çıkan ışınlar şöyle kendi görüntüsünü karşıya mı çizsek? Şu gözü olacak, şöyle kolları olsa, şöyle ayakları. Bu da onun görüntüsü olsun. Böyle i̇dare edelim biraz. Burası ne yapması lazım? Ayaklarını görebilmesi lazım. Daha sonrasında da şuradan baktığında kafasını görebilmesi lazım. Dolayısıyla şöyle biraz şuradan bir paralel çizgi çekelim. Bu tabii gözüne gelmesi gerekiyordu normalde. Yeterince iyi çizemediğimiz için. Şu aynanın en alt yerden yüksekliğini belirleyen ne olacak? Aslında en kısa boylu olan kişinin göz hizası göz hizası olacak. Çünkü boyu daha uzun olan birinin göz hizası için aynanın alt sınırı biraz daha yukarıda olabilir. Dolayısıyla ben aynanın en aşağıda nereden başladığını karar vermek için kısa boylu olan Fatih'i referans alacağım. Fatih'in boyunun şurası 160 santimetreymiş. Değil mi? gözünün yerden yüksekliği burası 160. O zaman şurası 80 cm olmalı. Yani ayna şuradan başlamalı. Aynanın üst noktasına karar verirken de en uzun boylu kişiye göre karar vermem gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapabilirim. Aynanın en üst noktası da tabii ki şurada olmalı. En küçük ayna için tabii ki bu. Kimin boyunu referans alacağım? Doğan'ın boyunu. Doğan'ın boyu 1.80. Gözünün yerden yüksekliği 170. O zaman şunu söyleyebilirim, şurayı tekrar e, sileyim, bu doğaymış gibi kabul edeyim. Şuradaki mesafe artık 170 santimetre. Şurada da şöyle bir 10 santimetrelik bir kısım var. Ben hani şunu söyleyebilirim, şu e, tekrar boyunun en üst noktasını gösteriyor. Şu aynaya değdiği nokta neresi olacak? Bunun bu ikisinin tam orta noktası olacak. Yani şu 10 santimetreden şurada arada, şöyle söyleyelim, şurada arada 5 santimetrelik bir kısım kalmış olacak. Peki şimdi doğanın gözünün yerden yüksekliği 170 santimetreydi yani şuranın yerden yüksekliği 170 durumunda. Bir de 5 var burada demek ki şu kırmızı çizginin yerden yüksekliği 175 santimetre. Bu 175 santimetre. Bu da 80 santimetre ise arasındaki aynanın boyu ne olacak? 95 santimetre olacak. Dördüncü soruyu da devam edelim. Kesin iki tane ayna var. Aynalar arasındaki açı kaç derecedir demiş. Ben şöyle biraz geometrik hesaplar yapacağım. Şimdi bazı açılardan bahsedelim. Şurası teta kadarsa şurası tabii ki teta kadar olacak. Şurası beta kadarsa şurası da beta kadar olacak. İlk önce bunları söyleyebiliriz. Başka ne söyleyebilirim? Mesela aslında daha kolay bir yöntemi de belki vardı. Yani var da görebiliyorum. Neyse şöyle yapalım bir yanlışımız yok. 180-2 teta buraya diyebilirim. 180 e, eksi 2 beta da buraya yazabilirim. Dolayısıyla şu üçgende e, toplam açılara bakacak olursam 180, 180, 20 ne yapacak? 380 eksi 2 teta eksi 2 beta üçgenin iç açılarını verecek. Dolayısıyla 2 teta'yı 2 beta'yı karşı atsam. 180'i buraya atsam 200 eşittir 2 parantezinde teta artı beta şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla teta artı beta 100 derece olacak. Bunu da yazalım. Teta artı beta şu ikisi 100 derece ise o zaman bu da üçgene tamamlayacağı için ne kadar olması lazım? 80 derecelik açıya sahip olması lazım. Bana zaten alfayı sormuş. Dolayısıyla cevabım e, şu cevabım B şıkkı olacak. Şimdi benden eşleştirmeler yapmam isteniyor. Bakalım Işın e, soldan girip aşağıdan çıkıyorsa bu hangisi olabilir? Yani tek tek bakmam lazım. Soldan girip aşağıdan çıkacak hangileri olabilir diye. İki gözüme çarpıyor. Neden? Işın şöyle bir yol izlemiş olabilir. Şöyle gelmiştir. Şöyle çarpmıştır. Açılar öyle bir uygundur ki şu şekilde çıkar. Dolayısıyla bura bunun için k k'dır diyebilirim. Yukarıdan gelmiş, aşağıdan çıkmış. Şuradaki mümkün olabilir. Onu gösterelim. Şöyle çıkmış olabilir. Dolayısıyla bunun için l'dir diyebilirim. Gene benzer şekilde M'yi gösterelim. Yukarıdan gelmiş. Sağa doğru gelmiş. Yansımış. Yukarıya doğru <laughs> tekrar gitmiş. Dolayısıyla bu da M olacak. Eşleştirmelere bakalım. K2 ile L1 ile M'de 3 ile eşleşiyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olabilir. Bir fotometre deneyi yapılmış burada. E, fotometrede yağ lekesinin e, görülmemesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Burada e, aydınlatma şiddetlerinin o noktasındaki aydınlanma şiddetlerinin aynı olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim bu bir numaralı kaynak bu da iki numaralı kaynaksa E1'in E2'ye eşit olması gerekiyor. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Peki bu ne anlama geliyor? E1'i yazalım. E1 için kaynağımızın ışık şiddeti 5I. Uzaklığın karesi D1 kare. Bir de neyi yazmamız gerekiyor? Şuradaki açı için işte kos teta değerini yazmamız gerekiyor. Hemen bir 3, 4, 5 üçgeni çizelim. Cos 37 ne olacak bir ona bakalım. 37'nin karşısı 3, 53'ün karşısı 4, 90'ın karşısı 5 olacağı için Cos 37 için 4 bölü 5 diyebiliriz. Dolayısıyla şurası 4 bölü 5 olacak. İkinci kaynağın e, şu O noktasındaki aydınlanma şiddetine bakalım. Yarattığı aydınlanmaya. O noktası etrafında diyelim daha doğrusu. 2I e, bölü uzaklığın karesi D2'nin karesi olacak. I'lardan kurtulabilirim. Şuradaki 5'ten de kurtulayım. başka ne söyleyebilirim? benden D1 bölü D2 istenmiş. Şu 2'yi karşıya atayım. Da şurası da 2 olsun. D1'i de karşıya atayım. 2 eşittir. D1 kare bölü D2 kare. Benden D1 ile D2'nin oranı istenmiş. Her iki tarafı karekök içine alırsam şurası gider. Burası da kare kök 2 olur. Dolayısıyla cevabım D şıkkı. Geldik 7. soruya. Görüntü oluşumu sorduğu için bana ben şöyle yapayım. Şu noktaya A, şu noktaya B, buna da C diyeyim. Tek tek görüntülerini bulayım. C oldukça kolay görünüyor. Hemen şöyle eşit uzaklıkta. Şurada bir C üssü noktasında olacak görüntüsü. A'ya bakalım. A için şöyle 45 derece açıyla ne yapmam gerekiyor? Şöyle 45 derece açıyla bir birim gittim, iki birim gittim, bir birim gittim, iki birim gittim. Şöyle bir yerde olması gerekiyor. Tam şunun hizasında. Buna da A üssü diyebilirim. Gelelim B noktasına. Şurada bir birim var. 2, 3. Şimdi bir o kadar da buradan gideceğim. 1, 2, 3 tam şu noktaya denk geliyor. Şöyle pardon. Bu da B üssü noktası. Bu noktaları böyle birbirleriyle birleştirecek olsam şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Bu görüntü hangi seçenekte var diye baktığımda cevabım değişik. Yani gene benzer geometrik bir soru sorulmuş. Bakalım. Yani bir sürü yöntem olabilir. Bir tanesini uygulayalım. Mesela şuraya ben bir alfa açısı desem şurası da alfa açısı olmak zorunda. Şuradaki yansıma kuralları gereği. Daha sonra şunu söyleyebilirim. Şuradaki aynada bir iç terslik durumu olacağı için şu açı alfa alfaysa şuradaki açı da alfa olacak. Yani şu açı şu kalabalığı silerek şuradaki açının da alfa kadar olduğunu söyleyelim. Gene benzer şey şurası için geçerli. Şu açı beta ise şu açı beta. Şu açıyla şuradaki açı birbirine eşit olacağı için şu açı da beta olacak. Dolayısıyla şu üçgende şu büyük üçgende 2 alfa artı 2 beta artı 20. Üçgenin iç açıları toplamını verecek. 180. 20'yi karşıya attım. 160. 2 parantezinde alfa artı beta eşittir. 160. Dolayısıyla alfa artı beta 80 derece olacak. Alfa artı beta 80 derece ise şu ikisi. Buradaki üçgenin iç açılarının toplamı 180 olabilmesi için tetanın ne olması lazım burada? 100 derece olması lazım. Dolayısıyla cevabımıza bakacak olursak değişik oluyor. Bir düzlem aynaya gelen ışının ile yaptığı açı, gelme açısının 3 bölü 2 katıymış. Şöyle yapalım. Bir düzlem ayna çizelim. Işın gönderelim bir tane. Şöyle bir ışın gönderiyoruz. Sonra bu ışın şöyle bir yansıyor. Bir de şuraya bir normal çizelim. Tamam. Şimdi bakalım. Aynaya gelen ışının, ayna ile yaptığı açı gelme açısının 3 bölü 2 katıdır. Gelme açısı burası. Gelme açısı teta kadarsa burası 3 teta bölü 2 kadarmış. Dolayısıyla burada teta olur. Burada 3 teta bölü 2 olur. Bunların hepsini toplarsam tabii ki doğru açı yapacak. 180 derece ne yapar? 2 tane teta burada. 3 tane de teta burada. 5 tane teta. Biz sayıyı 5'e bölerken ne yapıyoruz? 10'a böldük. 2 ile çarptık. Teta eşittir. 36. Teta 36, 36 olduğuna göre gelen ışınla gelen ışın bu. Yansıyan ışın yani benden 2 teta'yı istiyor. 2 teta'yı istediği için ne olacak? Sorunun cevabı 72 olacak. C şıkkı. Şekildeki küre kesik küre silindir biçimdeki yüzeylerin merkezlerinde noktasal ışık kaynağı var. Buna göre KLM yüzeylerindeki akılar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Buraya şunu söylememiz lazım. Özdeş noktasal olması lazım. Bunlar yoksa zaten soruyu çözemeyiz. Yani buradaki şeylerin ışık şiddeti ne kadar olacak? I kadar olacak. Şimdi dolayısıyla K'nın yüzeyindeki 4Pi kadar olacak. Tüm yüzey yani kaynaktan çıkan bütün fotonlar yüzeye çarpıyor. Şimdi gelelim M'ye. Kaynaktan çıkan bütün fotonlar gene yüzeye çarpıyor. Buradaki akı da 4Pi kadar olacak. Fakat buraya geldiğimiz zaman buradaki değer eğer küre tam kapalı olsaydı 4Pi olacaktı ama 4Pi'den daha küçük. Çünkü burada kaynaktan çıkan bazı ışınlar hiç yüzeye değmeden burayı terk edeceği için yüzeye değen toplam akı 4 pi I'dan daha küçük olacak. Dolayısıyla L'nin küçük K ve M'nin birbirine eşittir diyebiliriz. Kaynakların özdeş olduğunu söylemek gerekiyor da. Öyle bir eksik bırakılmış. Şimdi arkadaşlar yine bu soruda da bir hata yapmışız. Belki soruyu siz çözdüyseniz görmüşsünüzdür. Yani cevabı belki aynı fikirde olmadınız. Bir de şöyle hep birlikte bakalım. Şimdi önce şuna bakalım. Ee, burada ne tarz ben e, görüntüler görebilirim. Y yani neredeyim ben? Y ekseni üzerindeki herhangi bir noktadan. Mesela şöyle bir noktadan baksam, ben böyle bir noktadan baktığımda bu küre benim. Şu arkadaki ışıklı küreyi ışık kaynağını görmeme engel oluyor. Dolayısıyla şöyle be, e, yani ikinci öncülde olduğu gibi tam ortada görebilmem için aslında ne olması lazımdı? Bu küre şöyle bir yerde olurdu. Küre öyle bir yerde olduğu için de ne olurdu? Şunu böyle ortasında bu küre bir engel olarak burada kalırdı. Şu ikiyi görebilirdim ama böyle bir durum yok çünkü şuradaki kürenin bize olan yakınlığıyla alakalı bir mesele. Şimdi dolayısıyla ben bu noktada değil mesela şu bir, bir için ya da 3 için düşüneyim. Tam 3 üst noktada olduğumu düşünsem. Tam üst noktadan şöyle çizsem üst sınırı diyelim ki e, göremiyorum tam olarak. Ters oldu ama böyle yapalım. Şöyle gönderdiğim zaman da gene buradaki kürenin Şu cismi görmeme engel olduğunu görüyorum Cismimi buraya yerleştirecektim ters olduğundan kastım buydu Şöyle gönderdiğimde alt sınırdan neredeyse yakalıyor gibiyim Yani hani şuna benziyor bir yanıyla Ama üzerindeki gölgeye baktığım zaman çok daha büyük yani gölge demeyelim de engel çok daha büyük olduğu için Cismi komple kapatıyor olacak yani benim görmeme Engel olacak dolayısıyla Şöyle diyelim Üçteki şekli de benim görmem mümkün değil. Devam edelim. Başka ne olabilir? Bir, e, cisim yukarıda kalıyor. Şöyle bir görüntüye bakalım. Mesela ben buradan şöyle cismin bir kısmının üzerinde şu kürenin şeyinin kaldığını görüyorum. Yani ben şöyle bir görüntüyü şu şekilde çizebilirim. Normalde bu küre olmasaydı ben nasıl görecektim? Aydınlık cismi böyle görecektim. Küre benim bunun üzerinde şöyle bir bölgeyi, şöyle bir bölgeyi büyük yani yukarıya doğru çizmem lazım bunu görmeme engel oluyor. Yani şöyle bir şekilde bunun üzerinde bir engel yaratıyor. Dolayısıyla geriye kalan cismi ben nasıl göreceğim? Birdeki gibi görebiliyor olacağım. Dolayısıyla cevabın cevabım burada yalnız bir olmalı. Bakayım cevaplara. Biz galiba D demişiz. Buna D kalın bir. Evet 11'e D demişiz. Cevap D olmayacak. A olacak. Dikkatli olmak lazım. Nasıl bir hataya düşmüşüz? Burada sanki daha küçük görülebilecekmiş gibi. Hayır daha küçük görülebilmesi mümkün değil. Nereden bu şekilde görebilirdim? Ee, bir de ona bakalım hani aklınıza takıldıysa. Mesela alt sınırlar çok ışık. Dolayısıyla şöyle bir hizadan bakacağım. Ama e, üstten de cismin şöyle şu bölgelerini görebiliyor olacağım. Yani oldukça baya şöyle uzak bir noktadan şuradan baktığımda şu üstten şu çizgiyi de çizelim. Gördüğüm görüntü şöyle bir şey oluyor. Şurada bir engel var. Üstünde de cismi görebiliyorum. Yani bunun olabilmesi için olması gereken koşulu. Ama ben y ekseni üzerinde olduğum için o geriye gidemiyorum. O kadar uzaklaşamıyorum. Dolayısıyla 3 mümkün değil. Ee, cevabımız ne dedik? A şıkkı olacak.